Erkekleri anlamak için 17 madde. Ev temizliği mi önemli yoksa bakımlı olmak mı? Kilo mu aldık yoksa kıyafetimiz mi yakışmadı? Bizi seviyor mu yoksa gitmek için doğru zamanı mı bekliyor? Acaba erkekler ne ister? Erkekleri daha iyi anlamak için 17 maddede erkeklerin kadınlardan istediklerini açıkladığımız haberimizi mutlaka okuyun. Alışveriş yapmak bizim için keyifli değildir ve asla olmayacaktır. Bir probleminiz olduğunda çözmek için bizden direkt yardım isteyin. Dolaylı yoldan anlatmayın. Anlamıyoruz. Beni seviyor musun? Diye sormayın. Eğer sevmiyorsak yanınızda durmayız. Bir olaya üzüldüğünüzde bizim de aynı derece üzülmemizi beklemeyin. Bunun için kız arkadaşlarınızla gidin. Onlarla aşırı alayıp aşırı gülebilirsiniz. Bir yere gittiğimizde hangi kıyafeti giyerseniz giyin, size çok yakışıyor, yemin ederiz. O yüzden bir daha sormayın. Acımasız gerçek. Evi temizleyip yorulduktan sonra yüzünüze bakılmayacak haldeyseniz, yaptığınız temizliğin bizim için bir anlamı yoktur. Takdir beklemeyin. Temiz bir evden önce güzel, en azından bakımlı görülen bir kadınla bir evi paylaşmak daha anlamlıdır. Biz erkekler basitizdir. Mesela sizden ekmeği getirmenizi istiyorsak, aslında ekmeği getirmenizi istiyoruzdur. Bundan ekmek masada değil diye bir iğneleme yaptığımız sonucunu çıkarmayın. Eğer iki değişik şekilde anlayabileceğiniz bir şey söylemişsek ve bunlardan biri kötü ve sizi üzecekse, kesinlikle öbür anlamında söylemişizdir. Boşuna bizi sıkıntıya sokmayın. Eğer bir şey istiyorsanız sormanız yeterlidir. Bir şeyi açıklığa kavuşturalım. Biz erkekler öyle farklı anlamlar taşıyan dolaylı soruları anlamayız. Ne istiyorsanız doğrudan söyleyin. Bize tuzak sorular sormayın. Eğer şişmanladığınızı düşünüyorsanız büyük ihtimalle şişmanlamışsınızdır zaten. Bize sormayın, cevap vermeyi reddediyoruz. En karmaşık durumda bile bizim için temel kural şudur: en kolayını seç. Bizden karmaşık şeyler beklemeyin. Erkekler en fazla 16 renk görürler. Şampanya bir renk değil, bir içkidir. O yüzden bizimle yavruyazı elbisemi beğendin mi, bu ayakkabının turkuazı bende var gibi anlamadığımız diyaloglara girmeyin. Erkeklerin çoğunun en fazla 3 çift ayakkabısı vardır. Biz basitizdir. O yüzden 30 çift ayakkabınızdan hangisinin kıyafetinize uyacağını sormayın, bilmeyiz. Cuma, cumartesi, pazar bol yemek ve yatak odasına giden yol mutfaktan geçer. Gerçekliğinin icrasıdır. Ev işlerinden sonra yattığınız yerde sızıp kalıyor ve her türlü kur çabasına yorgunum diyorsanız, bu bizi bozar. Bir erkeğe temiz evden önce temiz bir eş ve hatta sadece bir eş lazımdır. Temizlik bir temizlikçi tarafından da yapılabilir ama bazı şeyler temizlikçi ile yapılmaz. Size neyiniz var diye sorduğumuzda hiçbir şeyim yok derseniz size inanırız. Bizim için olay bitmiştir. O yüzden bir şeyiniz varsa doğrudan söyleyin, sonra bizi anlayışsız durumuna düşürmeyin. Yeteri kadar ayakkabınız ve elbiseniz varken bizi iflas ettirmek bir sevgi gösterisi değildir. Kendinizi ve bizi mutlu edecek başka yöntemler bulun, mesela doğa yürüyüşüne çıkmak gibi, ama lütfen yürüyüş için yeni bir spor ayakkabı almayın.